bölümümüzde karşınızdayız. Gündemde sağlık konusu var ve organ nakillerini ele alacağız. Çift kol ve çift bacak nakli yapılmıştı. Şevket Çaldır maalesef hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığı nakillere el koydu. Bundan sonra kararlar bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından verilecek. Bu konuyu inceleyeceğiz. Fatma Demir karşımızda. Hemen sözü Fatma Demir'e bırakıyoruz. Ertan Ömeroğlu önce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ardından da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan yüz, kol ve bacak nakilleri tüm ülkeyi sevince boğdu, gururlandırdı. Ama çift kol ve bacak naklinin yapıldığı Şevket Çavdar'ın ölümü bu sevince gölge düşürdü. Ve bununla ilgili tartışmalar da beraberinde geldi. Biz de bu konuyu konuşacağız. Yanımda konuklarım var. Marmara Üniversitesi Vakıf Hastanesi'nin ameliyathanesine geldik. Hocalarımızı burada yakaladık. Profesör Doktor Murat Topalan. Efendim günaydın. Çift kol ve çift bacak naklinin yapıldığı hastanın ölümü hepimizi üzdü. Buradan ailesine ve herkese başsağlığı diliyoruz. Efendim endikasyon listesi var. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kompozit doku nakli endikasyon listesi. Buraya baktığımızda aslında belirlenmiş hani kimlere yüz nakli ya da kol bacak nakli yapılacağı. Bu hastalar önce nereye başvuruyorlar? Naklin yapılacağı hastalar. Şimdi buna bir kere hakikaten çok üzgünüz ama bu maalesef tıbbın içinde olan bir şey. Yani bu çok büyük zorluklarla bu noktaya gelinildi ve bu devam edecek. Bunun devam etmeme gibi bir durum yok. Çünkü bu bir gelişme, tıptaki bir gelişme. Yeni yapılan işler. Bütün dünyada da bu ülkenin prestijini, tıp camiasındaki değerini ve katma değerini arttıran bir şey. Bu konuda emeği geçenler hakikaten çok terlediler ve çok değerli arkadaşlar. Çok büyük bir travma oldu tabii camiada ama bunun devam etmesi lazım. Önce onu söyleyelim. Bu tabii ikiye ayırmak lazım. Bir yüz, bir de ekstremite diye, yani el ve ayaklar diye. Bunlara ihtiyaç duyan hastalar, biliyoruz yıllardır takip ettiğimiz bir hasta grubu var. Hem yüz konusunda hem ekstremite konusunda. Bu konuda ihtiyaç duyan insanlar şu anda izin alınmış olan hastane plastik cerrahi kliniklerine veya büyük üniversite hastanelerinin plastik cerrahi kliniklerine başvururlarsa orada önce bu ameliyatları yapabilen insanlar tarafından değerlendirildikten sonra etik kurullarda ve bu işler için özelleştirilmiş komisyonlarda değerlendirilerek uygun olanlar ancak o şekilde seçilebilir. Peki şu anda bu kişiler hastaneler tarafından mı seçiliyor? Mesela bu kişi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce oluşturulan bir etik kurul tarafından mı seçildi? Tabii ki. Bu kaç kişi oluyor efendim bu etik kurulda? Şimdi etik kurul, şimdi şunu kabul etmemiz lazım. Yani bugüne kadar yapılmış olan olgular ve bekleyen bir takım olgular var. Bu insanlarımız gerçekten buna ihtiyaç duymadıklarına göre her müracaat tabii ki alınmıyor. Ama gerçekten ihtiyaç duymayanlar ayırt edildikten sonra uygun olan hastalar seçilip bekleme listesine alıyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda son derece duyarlı ve ciddi bir yapılanma içine girdi. Ve bugün de biliyorsunuz bir toplantı var. Evet. Onu belki sonra konuşuruz. Ama bu bekleyen listedeki hastalar ruhsatını almış olan, bu işi yapabilecek üniversite hastaneleri, bu şu anda 4 tane ünite olduğunu biliyoruz. Peki efendim, bu çift kol ve çift bacak nakli şu ana kadar dünyada yapılmış bir şey değil. İlk kez ülkemizde yapıldı. Bu risk öngörülemedi mi? Ya da kişiye göre mi bu risk belirleniyor? Nasıl belirleniyor? Ve bu hastalar bu riskler konusunda bilgilendiriliyor mu tam olarak? Mutlaka. Nasıl bir değerlendirme yapılıyorsa bu değerlendirmede zaten hastanın ihtiyaçları, onun taşıdığı riskler ve nasıl yapılacağı da aynı anda bir değerlendiriliyor. Şu çok önemli. Yani hiçbir şeyin riski sıfır değil. Tıptan bahsediyoruz.
bizim maalesef böyle her türlü şeye açık bir cerrahi, böyle cerrahi sayısı arttıkça ve büyüdükçe risk sayısında da bir oranında da bir artma oluyor. Ama hastanın lehine olabilecek, hastanın riskini yani mümkün olduğu kadar düşük tutarak nereye kadar gidilip gidilebilecekse oraya kadar gidilmesi gerekiyor. Ama bunun değerlendirilmesi bir kişi tarafından yapılmıyor. Pek çok branş burada söz konusu sahibi. En çok da önce cerrahi, ondan sonra anestezi geliyor. Anestezi, yoğun bakım ve diğer özellikle o hastanın yaşına, özelliğine, sağlık durumuna bağlı ne gerekiyorsa onlar yapılıyor. Ben bir kompozit doku nakli indikasyon listesinden bahsetmiştim Sağlık Bakanlığı'nda. Evet. 2011 yılında geçen sene, evet, Kasım ayında 7 sayfalık bir şey var burada. Evet. Ben biraz inceledim bu indikasyon listesini. Bu kişiye yapılan çift kol ve çift bacak naklinin yapıldığı nakli tarif eden bir şey göremedim. Yani omuz hizasından yapıldığı söyleniyor bu kişiye. Ama hani dirsek hizasından yapılması ya da omuzdan dirseğe kadar yapılması şeklinde tanımlanmış. Yanlış mı anladım acaba? Şimdi ameliyatla ilgili detayları gerçekten bilmiyoruz. Eğer bu yapıldıysa doğrudur. Çünkü bir kişinin karar vermediği bir şey. Ben şöyle söylüyorum. Bu Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu grupta yapılan indikasyon listesi gene bizim ve arkadaşlarımız tarafından yapılmış bir liste. Ama kaç kişilik? Bu 7 kişilik bir komisyon. 3 tane plastik cerrah, rekonstrüktif mikro cerrahi yapan plastik cerrah, bir kulak burun boğazcı, ortopedist, genel cerrah ve komisyon başkanlığını yapan Sağlık Bakanlığı'ndan bir uzman doktorun katıldığı bir grup bu. Yani farklı meslek branşlarından oluşan bir grubun yaptığı şey. Ama Türkiye'de ilk defa yapıldı bu. Ve bunun gelişmez veya değiştirilmez olduğunu kabul etmek doğru değil. Yani bu burada bazı gerçekler yaşanacak ve bu olgunlaşacak. Bunun için bir sürecin geçmesi lazım. Peki efendim, neden öldü bu kişi? Bu konuda nedeni neydi? Yani bu konuda bir şey söyleme doğru değil ama bu bir hangi sebeple öldüğünü merak ediyorum. Bunu bizim cevaplamamız doğru olmaz ama yani bunun cevabını ancak bu iş yapan arkadaşlar veya Hacettepe Üniversitesi rektörlüğü verir, sonuçta bir grubun şeyi. Önemli olan neden olduğu değil, yani nedeni sonuçta bir metabolik bir olay, yani çok kompleks bir şey bu. Yani bir ameliyatın neticesi olarak algılamamak lazım. Bu artık cerrahi iş olmaktan çıkıyor. Bütün organ sistemlerin içine girdiği bir yapılanmadan bahsediyoruz. Yani burada nedenden ziyade sonuç bizi ilgilendiriyor. O nedenin ilgilenmesi ancak bilimsel bir ortamda bu işi yapanların ve yapabilenlerin olduğu ortamda, bilimsel bir ortamda tartışılır ve orada irdelenebilir. Gelecekte bize ışık tutacak, yön verecek bir takım sonuçlar elde edersek bu bilim için de ve insanlık için değerli olur. Profesör Doktor Mehmet Bayramiçli'ye dönmek istiyorum. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bu indikasyon listesine baktığımızda böyle bir nakli göremiyoruz. Yani bunu muhtemelen değil, kesinlikle yapanlar biliyorlar. Yani bu indikasyon listesi şöyle oluşturuluyor aslında. Dokunun mesela dirsek altı dediniz. Sinirin iyileşme hızına yönelik olarak işte şu uzunlukta bir sinir şöyle iyileşir, şöyle fonksiyon kazanır diye bakılıyor. Daha yüksekten bir şey yapıldığı zaman bunun indikasyon listesini zorlaması hasta üzerinde düşünerek, evet bu hastada biraz daha yükseğe çıkılabilir, bizim istediğimiz fonksiyon ve sonuçların bir kısmı kazandırılabilir diye düşünerek bu biraz yukarıya taşınabiliyor. Yani bunlar Murat'ın dediği gibi değişmez kurallar değil. Sonunda bir takım fonksiyonel iyileşme sonuçlar, işte geri kazanımlar düşünülerek konuluyor. Yani bunu buradan değil de 3 santim yukarıdan aldığınız zaman riski ikiye katlamıyorsunuz. Sadece iyileşme hızını değiştirmiş oluyorsunuz. Ama o yeni iyileşme hızıyla da bir fonksiyon kazanacaksanız, bu 4 tane ekstremitenin içinde sizin işinize, hastanın işine yarayacak bir sonuç verecekse, bu zorlanabilir. Bu doktorun orada inisiyatifi olabilir veya doktorun demeyeyim de bu indikasyonu koyan komitenin, etik kurulun böyle bir inisiyatifi olabilir. Bu bence çok acayip gelmiyor bana. Yani hani indikasyon tam kalıplarına oturmuyor acaba niye dediğiniz zaman
Böyle bir boşluk var bu işin içinde, onu düşünmek lazım. Peki efendim, hastalar bu ameliyatların riskleri konusunda bilgilendiriliyor mu? Çünkü baktığımızda ömür boyu ilaç kullanmak zorundalar. Bir sene içinde o doku atmasa bile 10 sene sonra da o doku atabiliyor. Çok riskli gerçekten. Sizinle daha önce yaptığımız konuşmada Çin'de 100 nakli yapılan 2 kişinin de yaşamını kaybettiğini söylediniz. Çok riskli ameliyatlar. Hastalar sizce yeterince bilgilendiriliyor mu bu riskler konusunda? Bunun aksini düşünmek mümkün değil. Yani hasta hakları diye bir şey söz konusu. Bırakın böyle bir ameliyatı, en basit ameliyatta bile hastayı bilgilendirmek durumundayız. Ki böyle bir ameliyatta o kadar çok detay ve hazırlık dönemi var ki, yani şimdi hiçbir program buna yetmez, oturulup tartışılacak. Bunların hepsi mutlaka yapılıyor, çok ciddi bir hazırlık dönemi var, hastalar çok ciddi seçiliyor. Yani burada yapılan iş son derece ciddi ve değerli, ama sonuç bazen maalesef senildiği gibi olmuyor. Ama dün başka bir konuda da tartışırken, tıptaki gelişim ve bilimin gelişimi de bu şekilde oluyor. Yani biz örnek olarak kalp naklini söylemiştik. Kalp nakli yapıldığı zaman da bir sürü sorunlar vardı. Hatta ilk hasta öldü demiştik. Hepsi kaybediliyor. İlk baştaki birçok hasta kaybedildi. Yani o zaman mesela bir gün yaşadı, ama araştırmalardan biliyorduk ki bu yapılabilir ve sonuç verebilir bir işlem, inatla devam etti. Evet, o arada tabii çok hatalar oldu belki, ama tecrübesizlik. Çünkü bir tecrübe bir havuzda birikiyor. Herkes bir sonraki şeyde o eski tecrübelerden yararlanarak daha iyisini yapıyor. Yani bu söylediğiniz ilk defa yapılan ekstremite nakli belki 10 sene sonra çok sık yapılacak, biz kanıksayacağız. Ama tabii ilk başta o tecrübe birikene kadar bir takım şeyleri tartışmak zorundayız. Bu kaçınılmaz bir şey bilimin gelişiminde. Tabii ben şurada, yani bugün kalp naklinin geldiği noktayı biliyorsunuz. Hani bir, bu farklı algı anabilir, ama yüz nakli veya ekstremite nakilleri, yani kompozit doku nakli de başladı. İyi şartlarda başladı. Hiçbir etik değerler, bütün kurallar ortaya konulmuş durumda. Hepsi düzgün gidiyor ve bu iş devam edecek. Yani bu yaşanan olay bunun duracağı nokta değil. Bunda yanılmasın hiç kimse. Hocam, kısa bir vaktimiz var. Benim sormak istediğim önemli bir soru daha var. Ben yüz nakli yapılan Cengiz Gül'e baktığımda yüzünde nakli gerektirecek bir şey göremedim. Ben tıp adamı değilim. Bunu değerlendirmem ne kadar doğru onu da bilmiyorum, ama yine bu endikasyon listesini incelediğimde hani göz kapakları, burnu ve ağzında herhangi bir fonksiyon kaybı olması ve bunların kazanımı söz konusu bu nakille. Ben öyle bir şey göremiyorum bu kişinin yüzünde. Bu tamamen sizin şahsi yorumunuz. Bu konuda herkesin farklı fikirleri olabilir. Bu eğer yapıldıysa doğrudur. Onu kabul etmek durumundayız. Yani hastanın hakikaten buna ihtiyacı olduğunu kabul etmek lazım. Yani bu bir oyun değil. Hasta istedi diye yapılır mı? Hasta istedi diye yapılmaz. Hasta istedi diye hiçbir şey yapılmaz. Hasta istiyor diye hiçbir şey yapılmaz. Ne diyorsunuz efendim bu konuda, merak ediyorum. Yani benim burada normal karşılıyorum. Çünkü bu nakiller herkesin yorum yapabileceği, sonuçları hakkında herkesin yorum yapabileceği nakiller. Şimdi aslında ben görüntülerini de izledim bu kişinin ve ben inanamadım gerçekten. Evet, o yüzden bu şeyi ortadan kaldırmak için sanıyorum öncesinde bağımsız bir kurumun, yani kurum derken derneklerden, bu işi yapan cerrahlardan oluşan bir kurulun bu bekleme listesindeki hastaları değerlendirip bunlar için ön bir rapor düzenlemesi veya onay vermesi herhalde bu tartışmaları azaltır diye düşünüyorum. Çünkü bunun sonu yok. Yani bugün size kötü gelen şey yarın başka bir hasta için başkasının yorumuna açık olacak. Çünkü sonucu görüyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz. Bu kaçınılmaz. Sadece hastaneler değerlendirmesin diyorsunuz. Hayır. Bağımsız bir kurul daha olsun bu değerlendirmesi. Meslek gruplarından bu işi yapabilenlerin oluşturduğu bir kurul ancak belki. Yani hastanenin etik kurulundan bu tartışmaları sonlandırabilir. Çok teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İstanbul'da 100 nakillerini ele aldık. Dileriz bundan sonra bu nakillerin önü açılır ve daha olumlu nakiller bizi bekliyor olur. Söz tekrar Ankara'da. Fatma Demir, teşekkürler. Birazdan hava durumu var. Saat başında yeniden birlikteyiz.